Alo. Nakiye Hanım. Ben Burhan. Ay Burhan Bey. İnanmıyorum. Kalp kalbe karşıymış demek. Akşam aramışsınız. Terslik işte. Denk gelmedi hiç. Ya işte sormayın. Ben de tıkıldım kaldım buraya. Hiçbir yere çıkamıyorum. Ya bütün konağın yükü omuzunda. Siz çıkamıyorsanız ben gelirim Nakiye Hanım. Ama nasıl olur? Bir gören olursa? Ya ucunda sizi görmek varsa ben cehenneme bile giderim Nakiye Hanım. Ay. Abi, Cihan konağa geldi bugün. Çok kararlı görünüyor. Hasret'in sahneye çıkmasını kesinlikle istemiyor. Korkuyorum ağzından bir şey kaçıracak diye. Yeni perdeler geldi mi? Saima Hanım kimle konuştu acaba? Perdeler hemen geldi. Bir yanlış anlaşılma oldu herhalde. Saima Hanım da birazdan gelir. Abi evet. O yolun başındaki kafe. Orada buluşalım. İyi tamam. Ne o kız? Berin abla seni çok mu yordu? İyi çalıştırdı vallahi Berin abla beni şarkıcı yapacak. Cihan ne bu suratın hali böyle? Yüzünden düşen bin parça. Yok bir şey. Ben bir konağa gideceğim. Emiş konuşması yapacağım. Emdaset de konuşacağım. Hayırlısıyla onu geri getireceğim mahalleye. Bu iş çok uzadı. Niye ki? Şarkıcı olacak işte. Cihan'ım baklava aldım. Hasret'ime götürüver. Yani onlar senin baklavana mı kaldı ya? Götürüver oğlum. Hasret bayılır. Onlar yemezse Hasret yer. İyi ver tamam ya. Hasret'i Cihan'ıma istedik hayırlısıyla. Kısmetse olacak. Olur mu hiç öyle şey Kadriye abla? Hasret yakında çok ünlü olacak. Cihan'a bakar mı hiç? Nesrin Hanım Cihan'ı akşam yemeğine davet etti. Korkuyorum. Bu bir tesadüf mü yoksa bir oyun mu? Niye davet etmiş akşam yemeğe? Bir dernek işi miymiş neymiş? Nesrin Hanım biliyor mudur? Yok canım telaşlanma. Bilselerdi çoktan ayağa kaldırmışlardı ortalığı. Ama kuşkulandıkları kesin. Bugün bizim kapı görevlisi Goray beni takip etti. Takip mi etti? Evet. Emin misin? Eminim. Hatta birbirimizi gördük. Ama görmezden geldik. Ya Cihan yemekte herkesin içinde gerçeği söylerse? Korkma. O Hasret'in sahneye çıkmasını engellemek istiyor. Ve bunun için elindeki tek koz biziz. Öyle bir şey yapamaz. Abi biliyorsun değil mi? Bütün bunlar senin yüzünden oluyor. Bıraksaydın ben sakin sakin halletseydim olmaz mıydı? Saima Hanım kendisini takip ettiğimi anladı galiba. Anladı mı? Kusura bakmayın ben de peşini bırakıp geldim. Peki Koray. Diklen bizi tersle. Hadi yerse gir semtimize. Şu an aranıyormuşum polis peşimde. Lan hadi tekleme ritmime kimden ismimi söyle. Vay rakip gelmiş. Aman be işinize bakın. Çekil bakayım geliyor. Sakin sakin. Oh, İçime erittim. Bir elmanın yarısı. Biri sensin biri ben. Önce bir sıktım kendimi. Ama sonra Levent kendini rahat bırak falan deyince rahatladım. Vallahi var ya saatlerce fotoğraf çektirdi.
Hiç sevmem şu fotoğraf işini. Ben de. Hala 10 yıl önce çektirdiğim vesikalıkları kullanıyorum. 10 yıl önce nasıl görünüyordun acaba? Aynen böyleydi. Sadece saçları böyle sağ taralıydı. Nasıl? Yapışık bir şekilde. İnek yalamış gibi mi? Levent bak üstüme gelme. Açarım eski defterleri. Uzundu değil mi senin saçların? Aa, benimki kadar mı? Daha uzun. Yere kadar. Yok canım. Abartma. Bir ara gösteririm fotoğrafları. Ayrıca ben geçmişimden utanmıyorum başkaları gibi. Oo. Yemek birazdan hazır olur. Bu arada misafirimiz de geldi. Misafir mi? Cihan. Hoş geldin Cihan. Hoş bulduk. Nereden çıktın sen? Gördüğüne sevinmedin mi? Sevinmez olur muyum? İyi ki geldin. Aa, tatlı getirmişsin. Teşekkürler. Hadi gel oturalım. Baba. He. Ne zaman geleceksin? Belli olmaz. Beni bekleme. Hadi. İyi hadi. Sen nereye lan? Dışarı. Ay seni dışarıda. Kapat kapıyı. Beni sordu mu Nesrin Hanım? Yok, sormadı. Bir şey olmadı yani. Ha, şey oldu. Tam sen gittin, perdeler geldi. Nesrin Hanım'ın odasına koyduk. Daha çok kimsesiz çocuklara yönelik bir kampanya. Onların eğitim masraflarını üstlenmek isteyen bazı gönüllüler var. Biz sadece aracılık edeceğiz. Benden ne istiyorsunuz? İhtiyaç sahibi ailelere ve çocuklara ulaşmak istiyoruz senin yardımınla. Anne... Bence bunun için mahallenin muhtarıyla veya belediyeden biriyle görüşmek daha iyi olur. Cihan mahallenin içinden biri. Herkesi yakından tanıyor. Kimin gerçekten neye ihtiyacı var en iyi o bilir. Tamam ya ben size yardımcı olacağım. Aa, bak kokoreççi Hüsrev'in oğlu vardı. Ha, doğru söylüyor ya. Çocuğun ayağında ayakkabı yok ya. Ya. Geçen gün onun ablası evlendi biliyor musun? Aa, hadi aa, ya. Sabaha kadar kudurdu millet ya. Hiç haberim olmadı. Arayayım da bari bir hayırlı olsun diyeyim. Yemek hazır efendim. Ben de tam bu haberi bekliyordum. Nedense. O halde yemek yerken devam edelim. Hadi. Ha? Hadi buyurun. Cihan, geçen gün konuştuklarımız... Ya boş ver şimdi onları. Ben yanlış konuştum bugün. Kusura bakma. Bir dargınlık, küskünlük falan. Yok. Sende var mı? Yok. İyi. Hadi. Hadi. Hayırlı akşamlar. Ne oldu? Bir şey yok. Yemek mi yapacaksın? Yapıyorum zaten. Kızartma. Çok severim. Aşağıki lokantada çok güzel yaparlarmış. Bak sana ne aldım. Bir manası var mı? Yok ne manası olacak. Öyle pazarda bakıyordu ya bugün. Alayım dedim. Patlıcanlar yanıyor. Geleyim mi? Gel istersen. Nasıl beğendin mi tavuğu? Hmm, bayıldım. Damağımda lezzet patlamaları yaşanıyor vallahi. Sence ha? Yani kötü değil ama bizim teneke tavuğun yerini tutmaz tabii. Hmm, öyle. Teneke tavuk da ne? Anlatsanıza. Şimdi biz pikniğe giderken yapardık bunu böyle. Böyle bütün tavuğu alıyorsun abi. İçinden sopa geçiriyorsun. Sonra böyle onu toprağa saplıyorsun. Ama böyle tavuk bütün şekilde dik duracak. Böyle üstüne de boş bir teneke geçirip etrafına da ateş yakıyorsun. 45 dakika sonra tavuk hazır. Kulağa lezzetli geliyor. Hmm. Geçen yaz piknikte yediğimizi hatırlıyor musun? Ay hatırlamaz mıyım? Pişmesiyle bitmesi bir olmuştu. Kalabalık tabii. Hı-hı. Yok be Asret'le ikimiz. Ama 2 dakikada da bitmişti yani. He. Bir kere de mahallede yapmıştık. Kokuyu duyan gelmişti. Böyle belki 15 kişi falan toplandı bahçede. Biz de hemen tavuğu aldık yüksek bir yere kaçtık. Çatıya falan mı çıktınız? Yok. Dönme dolaba bindirmiştim hasreti.
Makineciye de bir sakal attım. En tepeye geldiğinde durdurdu aleti. 10 numara manzaralı restoranda Hasret'le baş başa bir yemek. Tam bir saat. Orada afiyetle yedik tavuğu. Elades bile tutuşmuştuk. Ben kazanmıştım. Hile yapmıştın. Ne alakası var ya? Oldum olası zaten böyle şeylerde hile hep sen yaparsın ya. İşte bile Cihan. Hasret. Yemeğinizi soğutmayın. Bence bu tavuk da gayet güzel olmuş. Bizim teneke tavuğun tadını bilene, bu zengin fırınında pişmiş tavuk yavan gelir Murat Hoca. Ne yapsan bunu değiştiremezsin. Bir dilim ekmek alabilir miyim? Bunu al. Senin sevdiğinden. Kenar. Bir isteğiniz var mı efendim? Tatlıya geçelim. Al bakalım. Afiyetle ye. Vallahi sağ ol Naki. Mis gibi de kokuyor. Kokar tabii. Afiyet olsun. Teşekkürler. Sarımsaklı yoğurt da yakışmıştır ha. Yakışmaz mı be? Şahane olmuş vallahi. Ama o kadar çok yapmışım ki hepsini ben yiyeceğim. Eğer çok doyduysan zorlama, başkaları da yer. Bir kızartma bu kadar mı güzel olur be? Sen niye geldin? Ne diyecektin? Gülnaz, bak şimdi ben çok düşündüm. Gerçekten ay bir yani... ağırlık çöktü be. Ay çok şiştim, yarılacağım. Ay çatlayacağım. Gülnaz bak, ben hem beni hem seni düşündüm. Dur be, biraz hareket edeyim, dur. Kobra, sen anlat, ben seni dinlerim. Sabah televizyonda gördüm. Böyle ol sağa, ol sola, böyle eğilince şuradaki yağlar gidermiş ha. Anlat. Bir... Gülnaz dışarıda biraz yürüsek dört, diyorum. 5, hayır, 6. İşi var görmüyor musun? 8, 9, 10. Hop sol. 1. Gülnaz yürümek de spor. Sonra bak açık havaya iyi gelir. 5 sola geçtim. 7, 8, 9. Ya ben aslında hiç kimseye görünmeden girerdim de. Ama tam o sırada sizi görünce hadi dedim bu seferlik arka kapıyı kullanalım. Ay bu işte böyle gizli gizli olmadı ki. Çıkalım anlatalım herkese durumu. Olur mu hiç? Nesrin Hanım çok kızar bana. Kim kime kızıyormuş ya? Size kızan karşısında beni bulur Nakiye Hanım. Ay çok kahramansınız Burhan Bey. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Benim için kendinizi tehlikeye attınız. Ben ne tehlikeler gördüm Nakiye Hanım. Say say bitmez ama hiçbirinin sonunda sizin gibi latif bir bayana kavuşmak yoktu. Yapmayın Burhan Bey. Sizin hayatınızda kim bilir ne Latif Hanımlar olmuştur. 3 kere evlenmişsiniz sonuçta. Demek ki 3 kere çok sevmişsiniz. Ben sadece bir kere sevdim Nakiye Hanım. Ama bırakın o da hatıralarımda kalsın. Biri geliyor, biri geliyor. Arkaya, arkaya. Çabuk, çabuk. Çabuk. Ne oldu? Hiç. Tabakları bırakacağım. İyi. Kolay gelsin. Tehlike geçti Burhan Bey. Gelin gelin. Ayaz kalsın yakalanıyorduk. Kimdi o kadın? Saime Hanım. Bizim evin kahyası. Daha geleli birkaç ay oldu ama Nesrin Hanım'ın göz bebeği. Ay neyse. Ay size kahve yapayım ben. İhtiyaç sahibi çocukların listesini bekliyorum Cihan. Adres ve telefonları olsa yeter. Tamam. Ben halledeceğim. Nereye göndereyim? Buraya getirebilirsin. Bu sefer de çay içeriz. Tabii. Yemek için çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Herkese afiyet olsun. Ben seni geçireyim.
dönelim artık kız. Ya buraya kadar geldik, ne dönmesi, gel oturalım şuraya. Ama yeter, ben evimi özledim. Benim evim daha güzel. Hep canım çay çekti. Ya çay istiyorsan termosta vardır, gel isteriz birinden. Aman be Kobrettin. Ben niye içeyim başkasının çayını? Hep içine ne kattı derdi bilirim ben. Hadi ben eve giderim. Güllaz. Ya iki dakika, iki dakika şurada oturalım, gözünü seveyim. İki dakika oturalım hadi ya. Ay ne ısrar, ne ısrar be. E hadi tamam madem. Hadi. Gel. Ya bu Nesrin Hanım, anladıysam ne olayım ha? Ne oldu buna? Bir yerden falan mı düştü bu? Ne bileyim, bugün bir iyilik gelmiş üstüne. Bu yardım konusundan bana hiç söz etmedi. Mahallenin içinden birine söylemek istemiş belli ki. Aman yapma be Cihan. Açma yine aynı konuyu. Burada kalıyorum diye unutmadım ya mahalleyi. Neyse. Sizin şu gösteriye az kaldı. Yakında bitiyor buradaki çilem. Gösteriden sonra ne olacak acaba? Murat Hoca iyi miyim, kötü müyüm hiçbir şey söylemiyor. Sence olacak mı Cihan? Alkışlayacak mı herkes beni? Olmaz mı? Beceremem mi? Yap be kızım. En güzelini yaparsın sen. Siz burada bekleyin. Ben gidip arka kapıyı açıp geleceğim, tamam? İyi geceler Levent Bey. İyi geceler Hasret. İyi geceler. Kapıyı açtım, gelebilirsiniz. Çabuk çabuk. Çabuk. Aklıma ne geldi biliyor musun? Ne bileyim ben de geldi. Buraya gelmiştik ya, ağacın altına, hatırladın mı? Yo, hatırlamadım. Ya gelmiştik ya. Sen benim kanyaktan içmiştin. Bütün geceyi beraber geçirmiştik. Az biraz öyle şeyler hatırladım şimdi, evet. Güllaz, hayatımda hiç öyle bir gecem olmadı benim. Ben hiç öyle uyumadım. Hiç öyle gülmedim. Hiç öyle ağlamadım. Hiç öyle sevmedim. Evet. Zamanında anlamadım ben bunları. Aslında anladım ama kaçtım. Şimdi kaçmak için değil de bak, teslim olmak için geldim. Yani bütün hayatımla teslim olmaya geldim. Kalan bütün gündüzlerimle, gecelerimle senin olmaya geldim Gülnaz. Benimle evlenir misin? Ben bunu mandaldan yaptım. Ama söz param olunca alacağım sayesin. Ne diyorsun, evleneceksin mi? Baktın ki tam tava gelmiş, evlenme teklif edecek. Hayır de. Hayır. Hayır. Hayır diyeceksin ki sana daha çok bağlansın. İkinci gelişimde bir düşüneyim dersin. Ve üçüncüde okey dersin. Basar gidersin. Çaktın. Bir şey demedin Gülnaz. Ha, ne diyorsun? Ay. Evlenme teklifini kabul etmiyorum. Nereden çıktı bu dernek işleri? Cihan'ı yemeğe çağırmalar falan. Cihan çok şeker. Bizim dernektekilerin onu seveceğinden eminim. Oğlanda şeytan tüyü var. Şeytan tüyü varmış. Dernektekilere merhabadan başka ne diyebilecek ki acaba? Sizinle aynı dili bile konuşmuyor. Bu sana başka birini hatırlatmıyor mu? Yine Hasret mi diyeceksin? Hasret çok yol aldı. O artık başka bir yerde. Bence Cihan neredeyse o da o yerde. Gözünü açsan iyi olur.
Görmüyor musun nasıl iyi anlaşıyorlar? Sen hiç hayatında tenekede pişmiş tavuk yedin mi? Bununla ne ilgisi var şimdi? Onlar aynı dili konuşuyorlar, aynı hayatı yaşıyorlar. Hasret mahallesinden bir adım uzakta. Sadece bir adım. İşine geldiği an o tek adımı atıp geri dönmeye hazır. Senin gözünün yaşına bakmadan. Nesin'cim, bu geceyi tatsız bitirmesek, birbirimizi daha fazla üzmesek. Ben üzüleceğim kadar üzüldüm zaten Ethem. Bir şey ister misin? Hayır, Ethem? İstemiyorum. Sağ olun Saima Hanım. Ben bir şey istemiyorum. Saima Hanım da ilk kez güvenimi sarstı. Niye? Bir perde meselesi. Her neyse. Gideceğim dediği yere gitmiyor. Bana yanlış bilgi veriyor. Kenara çekip konuşmak istiyor. Belki de doğrusu konuşmadan işine son vermek. Bilemiyorum. İş ortasında bile evden çıkmak için bahane uydurmaya başladı. Sizin de dikkatinizi çekti mi? Bilmem. Ben fark etmedim. Murat Bey, internette bir şeye bakabilir miyim? Tabii tabii. Sayma Hanım, yardımcı olmamı ister misiniz? Yok hayır, teşekkür ederim. Bitirdim ben işimi. Sağ olun Murat Bey. Ben yukarı çıkıyorum. Yarın ofiste bekliyorum. İkinizi de. Neyimiz var, neyimiz yok anlatacağım. Yarın dernekte işlerim var. Beni de biliyorsun. Hepimizin işi var. Ama bu her şeyden önemli. Aile işleri. Yarın ofiste. Saati konuşuruz. Aile işleri. Ne yapıyorsun sen? Hiç. Boynundaki ne? Bu. Badallık demiri. Hani olur ya. Allah Allah. Niye boynunda? Şans getiriyormuş, öyle dediler. Ha. O yüzden taktım ben de. Ara, babam geldi galiba. Ben bir bakayım ona, şimdi çay ister o. Uyumadın mı? Sen de uyumamışsın. Beni uyutmayan bunlar. Seninkiler ne? Büyük gösteri. Ödümü koparıyor. Sana bir şey itiraf edeceğim. Ben de korkuyorum. Bu benim de başıma ilk defa geliyor. Burada denediğim çok şey var. Bir sürü ilk. Bunların yüzde kaçı istediğim gibi olacak bilmiyorum. Ama devam ediyorum. Mesele de bu. Bu iş böyle. Sahnede olmaktan korkarız ama duramayız. Bu korku bizi temkinli olmaya zorlar. Ve aynı zamanda öyle bir heyecan verir ki... yaptığımız işten kopamayız. Peki ya hiç uyuyamazsam? Hiç uyuyamamak mı? Mahallede bir Serap abla vardı. Bir gece yatmış uyuyamamış. O gün bugündür hep böyle gözü açık. Gündüzleri sallana sallana kendi kendine dolaşır. Adı Serap değildi aslında. Başına bu geldikten sonra Serap oldu. Merak etme, onun gibi olamazsın. Nereden biliyorsun? Çünkü anlattığın nevrotik bir hastalığa benziyor. Ve sen hasta falan değilsin. Ama uykum gelmiyor. Evde olsaydım şimdi uyurdum. Sokağın sesi, kavga edenler, şarkı söyleyenler, miyavlayan kediler... Ablam saçımı okşar, masal anlatır, uyuturdu beni. Thank you.
Ben masal bilmem. Abla, abla. Kalk artık. Sabah sabah de. Ya annem gidici, durumu acil. Hepimizi görmek istemiş. Hadi kalk. Alabileceğin kadar eşyayı da denk yap. Ne kadar kalacağımız belli değil. Birini de gönderip Hasret'i aldıracağız artık. Ay benim güzel babaannem. Ya hadi. Ama ne hadisi ya? Ya babam. İnsan oturur da bir düşünür. Sabah sabah insan kaldırılıp böyle patlatarak kötü haber vermek nasıl bir şeymiş? İnsan azıcık hassas olur be. İçinde bir kalp taşır azıcık. Bugün ikinizi de ofise bekliyorum. Nesrin'i unutma. Tamam. Hasret uyandı mı Nakiye? Bu saatte. Uyandır o zaman. Çalışması lazım. Ya ustam çok istiyorum vallahi ya. Altı üstü bir araba. Çok istiyorum vallahi. Kaç senelik ahbabız burada be. Ya Bekir herkese neyse sana yarı fiyatına. Ya ne olacak? Kırklar eline gidip geleceğiz. Şuradan şurası. Ustam hadi şunu bir yüzlüğe bağlayalım ha. Sadece 2 gün. 2 gün. Ver. Hadi. Benim gitmem imkansız ya. Yarışma var. Babaannemin yüzünü bile hatırlamıyorum. İyi yalan. Ölmeden babaannemi görmüş olursun. Kadının gönderdiği peynirleri öpüp götürürken iyiydi. Ele bir gelme. Babam seni akşama parçalar vallahi ya. Ne oluyor kız? Aman ne olsun kız. Babaannem hastalamış, onun yanına gideceğiz. Bu cücük de tutturdu ben gelmem diye. Bak şimdi. Ele bir gelme. Hadi şimdi yürü aşağı. Hadi sokağa çık. Kaybolma bak, öldürürüm seni ha. Hadi. Kız. Ne oldu kız? Kobrettin hizaya geldi. Allah be! Bana evlenme teklifi etti. Allah seni kahretmesin. Kız tanırım ben bu erkek milletini be ya. Koy rakibi önüne. Ver gazı, tak vitesi. Bak nasıl koşuyor tazı gibi. Ben de reddettim. Oh! Hayır dedim. Oh! Evlenme teklifini kabul etmiyorum dedi. Mort oldu kız. Aferin kız, sen çaktın bu işi vallahi. Kesin bu iş nikahta bitecek. Kadriye teyze. Hasret, baban haber ver dedi. Babaanne bu sefer gerçekten gidici. Mahalleden yarım saate kadar çıkacaklar. Arabada tutuldu. Cihan'la Kobra'yı bulamadık. Birini yollayacaklar seni almaya. Tamam, ben hemen geliyorum Kadriye teyze. Hadi görüşürüz Nakiye. Nesrin Hanım bu haftaki alışverişinize benim de eşlik etmemi istedi. Hadi. Hayır dedi. Teklifimi kabul etmedi. Bayağı reddetti yani. Takmadı bile aga. Böyle senin oturduğun yerde oturuyordu. Ben de karşısına geçtim.
Gözlerinin içine baka baka hayatımın sonuna kadar teslim olmak istiyorum. Kalan bütün günlerimle, gecelerimle senin olmak istiyorum. Şş, yavaş lan. Aga, gösteriyoruz yani, yanlış bir şey varsa düzelt diye. Ne bileyim oğlum, ben sanki 50 kere evlendik ya. Ya bu mandalın kıskacına mı takıldı acaba? Ne mandalı? Yüzük alamadım, kutuya mandalı kıskacını koydum ben de. Oğlum hiç öyle olur mu ya? Olmaz. Olmaz tabii. Olmadı zaten. Nakiş! Nakiş! Nesrin Hanım! Nesrin Hanım! Arabasını döndürmüştü taksi. Ya hani 2 günlüğüne gidiyorduk? Bu kadar eşyayı niye aldın baba? Çocuk haklı vallahi, buranın arabada oturacak yer kalmamıştı. Vallahi ya. Ya o belli mi olur bu işler Bekir? Ya hemen iyileşmezse anam, kalırız yanında. Ben iyileşmez mi? O zaman dönüşümde kalırız yanında baba. Buradaki işler ne olacak? Zaten benim kız çok sürerse ben gelirim oraya bakmaya. Hadi. Sen de buradaki işlerin başına dönersin. Allah razı olsun. Sağ ol. Baba, kırtlağıma kadar soktu be, yeter artık. Ben yarın dönerim vallahi. Hiç yarışma var. Listede yok. Nesrin Hanım bana kızmaz, korkma. Hem kiloysa kilo, ne var? Önemli olan aşk. Gerisi palavra. Aşıksın galiba. Evet, çok. Hem de her şeyine. Bakışına, keman çalışına. O da bana aşık. Erkeklere bu kadar güvenme derim. Sen güvenme diyorsun ama geçen gece her şeyi göze alıp köşke geldi. Nereye geldi? Mutfağa. Oturup konuştuk. Ben neden görmedim? Çünkü saklandı. O seni gördü ama sen onu görmedin. Ne haber? Sağ ol abi. Bir şey değil. Azret geldi işte. Aha geldi. Hadi. Koş kız. Aha. Koş. Çekil çekil. Kapat. Hadi güle güle işte. Kız. Geciktin mi? Ben de kaldım. Hadi yemeğe gidelim. Geç kaldık zaten. Ne oldu bu yalan dünyanın sağ olsun. Koca karı çok az. Hadi görüşürüz. Buran bana bak, yolda giderken bir izleme ha. Hadi görüşürüz. Ara beni. Ara beni. Yolu da açık olsun. Hadi gidelim. Güle güle. Hadi. Bak üzüldüm şimdi. Koray, Hasret evde mi? Bir araba geldi, onunla gitti Sayman. Telefonu. Murat Hoca'yı aramam lazım. Çıkarken kimseye haber veremedim. Bulamazsa merak eder beni. Yanında telefonu olan var mı? Aha, sorduğun soruya bak. Nereden olacak kız telefon? Baba, sen ödünç alsaydın bari birinden. Eski köye yeni adetler mi bunlar? Yolda bir yerde duralım o zaman, aramam lazım. Aman, aramam lazım. Kim bu? Başbakan mıdır, her şeyi anında duyması gerekiyor? Gidince ararsın işte Murat Hoca'nı. Sen otur da babaannen için dua et, dua. Hoppa Ali. Buran baba. Kadir.
Gülnaz. Gülnaz. Kız Gülnaz. Nereye gittin be Gülnaz? Nasıl kaçarsın? Bir eyvallah demedin mi? Hasreti arıyorum, burada mı? O kıymetli konağınızda değil mi? Değil Hasret, beni bile bulamazsın orada. Bir Allah'a kulu yok. Ben Kadriye ablaya ne olup bittiğini öğrenmeye gidiyorum. Geliyor musun? Sen niye arıyorsun Hasret ha? Ha cevap vermeyeceksin yani. Merhaba. Merhaba Muratcığım. Hasret nerede? Gitmiş. Gitmiş mi? Nereye? Mahalleye herhalde. Koray giderken görmüş. Kimseye bir şey söylememiş. Birazdan damlar. Yukarıda çok işim var. Rahatsız edilmek istemiyorum. Tamam, ben ortalıkta dolaşmam. Sayma Hanım, hoş geldiniz. Hayırdır? Hoş bulduk Kadriye Hanım. Hasretler nereye gittiler biliyor musunuz? Size söylemediler mi? Babaannesi rahatsız. Ölüm döşeğinde yatıyor kadın. Hep beraber ziyaretine gittiler. Geçmiş olsun. Sayma söylüyorsun anne. Yapma ya. Ev bomboş. Buran enişte dedi ki belli olmaz. Anamın rahatsız uzun sürerse açta açıkta kalmayalım. Eşyaları da götürelim dedi. Bu babaannenin telefonu var mı? Var. Vereyim mi? Ne yapacaksınız telefonu? Hiç. Köşkten merak ederler diye. İşte telefon. Yansın. Aga bu babaanne iyileşemedi gitti. Gülnaz da gitti. Seninki gelmiş. Ben bir arayayım. Geçmiş olsun diyeyim. Ne de olsa kadın ölüm döşeğinde. 8. Alo. Buyurun. Kimsiniz? Ben Emine. Babaanne geçmiş olsun diyecektim. Kimsiniz? Ben Kadriye. Ha dur çağırayım. Nasıl? Kendisi mi geliyor telefona? Yatakta değil miydi o kadın? Teyze, gel bak telefona seni istiyorlar. Kimmiş o? Hasta mı varmış ne? Ver bakayım. Ne hastalığı? Alo, kimsiniz? Kimsin baba, sen? Bu babaannenin sesi senden benden yüksek geliyor ha. Alo. Taksi. Ya ben niye geliyorum ki? Biz niye gidiyorsak sen de o yüzden geliyorsun. Babaanne mi gör be? Ya siz önden gidip baksaydınız. Ben sonra da gelsem olurdu. Olur mu öyle? Babaannem en çok seni görünce sevinir. Değil mi baba? Baba. Öyle tabii kız. Kadir'i ayrı sever anam. Çok sevinecek, çok. Sevgicinde ver yarabbim. İnşallah yetişiriz babaanneme. Ben yarın akşam kesin otobüste dönerim ama. Hip hop provalarımız var ya. O provalarınız biraz bekleyecek anacığım. Daha büyük provalarımız var şimdi kırklar elinde. Oflama. Murat. Seninle bir şey konuşmam lazım. Efendim anne. Sayma Hanım çok sık dışarı çıkıyor. Haber de vermiyor. İyice şüphelenmeye başladım açıkçası. Ne yaptığını da söylemiyor. Anne ben ne yapabilirim bunun için? Şu an bir şey diyemeyeceğim. Zaten canım sıkkın. Hasret yok. Telefonu da cevap vermiyor. Yine nerede anlamıyorum. Tabii senin tek derdin Hasret değil mi? Evde olup bir tane hiç ilgilenme. Saime Hanım Hasret'in telefonunu odasında bulmuş. Hasret gelince beni muhakkak arasın. Baba yanlış yola saptın. Kırklareli öteki taraf. Baba? Nereye? Baba yetişemeden öldüreceğim babaannemi. Nereye gidersin? Sayma Hanım geldi. Sayma
Sayman biraz konuşabilir miyiz lütfen? Murat Bey bir dakika lütfen. Bu ne şimdi? Hasret yok. Hemen onu bulmamız lazım. Hasret mahalleye gitmedi mi? Hayır, mahallede değil. Dönmeyecek de. Siz bunları nereden biliyorsunuz? Bana güvenin lütfen. Ne olur. Daha fazla vakit kaybetmeden gidebilir miyiz? Hala yakalama şansımız var. Ne olur Murat Bey. Baba sana kim haber verdi köyden? Ne zaman kötülenmiş bir şey dediler mi? Bir ağzını açsana be baba. Tamam, araba kullanırsın. Anladık da yolda boş. Sınırı 30 kilometre kalmış. Ne sınırı be? Biz 40'lar 50'ye gidiyoruz Körgüz. 40'lar 50 yazmıyordu. Sınır yazıyordu. Hep merak etmiyor muydunuz Bulgar'ı? Anlamadım. Madem Hasret'le hiç konuşmadınız, onun götürüldüğünü nereden biliyorsunuz? Hem kim götürüyor onu? Babası. Götürmüyor, kaçırıyor. Bilmece gibi konuşuyorsunuz Sayma Hanım. Kimden kaçırıyor? Niye kaçırıyor? Lütfen acele edin Murat Bey. Her şey için çok geç olabilir. Tamam, sakin olun da. Size ne oluyor Sayma Hanım? Neden bu kadar telaşlısınız? Baba, sen bizi sınırdan mı çıkarıyorsun? Anlamadım ki. Neden Burhan Bey Hasret'i kaçırsın? Bunu anlatmak çok zor. Sayma Hanım, ne söylemeye çalışıyorsunuz? Hasret benim kızım Murat Bey. Öz kızım.